Hu ya tabibel gulub, medet ya arhamar rahimin, medet ya ikremel ekremin, medet ya ilahel alemin. Destur ya Resulallah, destur ya Habiballah, destur ehli beyt Resulillah, destur ya ashab Resulillah, destur ya evliya Allah, destur Pirin Sultanım Seyyid Abdülkadir Geylani, destur evvel alemeyn Seyyid Ahmed el-Kebir Rufai, Seyyid Ahmed el-Edevi, Seyyid İbrahim Dusturi, Şeyh Ebu Hasan el-Şazili, Şahmet Muhammed Vahdin Hazretleri de Suriye sahibi el-Meydan. Rızanullahi'l-Fatiha ma'as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ehlil ukdeten nisani yefkahu kavli ve efevvili emri ilallah innallahu basirin bil ibad sadakallahul azim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Halilallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidina Velina vel Ahirin. Cemil Enbiya'yı vel Mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Vücuduyla mevcut, esmasıyla sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Rabbime hamdolsun. Sevgili Habibi Muhammed Mustafa ve Nebiyyi Müştefa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine ve Ali ashabına selatü selam olsun. Rabbıma bu mübarek mescitte, bu mübarek mahalle, bu mübarek günde hep mübarek. Tazarru niyaz ediyoruz ki Allah ilmiyle bizleri amil, verdiği ilim alim, verdiği ilme de amil eylesin. Yani yalnız ilmi bilmek kifayet etmiyor amelle takviye edilmedikçe. Hazreti Allah niye bildiriyor? Böyle hareket etsin kullarım diye. Bak Kur'an-ı Azimüşşan cihan şumuldur. Evet. Bunlar da mutlaka Cenab-ı Hakk'ın tertibi üzere olması lazım. Çünkü kevni hakikatlerle iktifa edip, dini hakikatlerle iktifa etmeyenler, Peygamber Efendilerimizin tabiinden sayılmazlar. Efendilerimizin tabiinden sayılmazlar. Evet. Derince'den bir otobüs kardeşlerimiz gelecek. Gelmediler herhalde değil mi? He? Gelmediler. Allah kazadan meladan olsun. Ben hattı zatında teşvik etmiyorum. Çünkü yol uzun. Rabbim korusun. Hem külfetli. Ama arkadaşlar kendileri arzu ediyorlar.
gelelim diyorlar. Gelmen denmiyor tabii. Evet, Allah kazadan beladan muhafaza buyursun. Sohbetime bir ayeti kerimeyle başlamak istiyorum. Yasin-i Şerif'in 25. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim Ettebi'u men la yesalukum ecren vekum muhitadum. Sadakallahu lazim. Gözlük olmayınca şey, o kadar çıkardım. Buyuruyor ki Hazreti Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da, uyun, tabi olun. Sizlerden hiçbir ücret istemeyen insanlara, o kimselere, onlar hidayete ermiş zatlardır. Burada tabi olunacak kişilerin ifadesini beyan ediyor. Tabi Kur'an'ın çok yerlerinde mevcut. Fetih suresinin 10. ayetinde malum. Habibim sana biat edenler bana biat ettiler. Onların elinin üzerinde benim elim var. Kim ki biatını... Allah'a verdiği sözü bozarsa, niye filancaya verdim ben falancaya, Hazreti Resulü, hayır Allah'a söz veriyorsun. Kim ki bozarsa, nefsine zulmetmiş olur. Kim ki sebat gösterirse, sebat ederse, onun için büyük ecir ve mükafat vardır. Evet, Hazreti Allah buyuruyor. Hazreti insan, Ayne-i Rahman'dır. Rahman'ın aynası, orada tecelliyatını görürsün. Ama kan da bilsin hakkı inkar eden Niyazi Musbi'yi. Zahir olmuşken yüzünden nur uzası kibriya. Evet, nerede bilecek? Müsavidir seni sevmek, güzel sultanı sevmekle. Yüzün aynayı nuru hüdadır ya Resulallah. Değil mi? Evet. Müsavidir seni sevmek, güzel sultanı sevmekle. Niye seviyoruz yoksa? Niye sevelim peygamberleri? Allah'ı seviyoruz. Onda rahmet sıfatları tecelli ediyor. Ben iyi insan, ben iyi insan, evet. Ademlikten kurtulmuş. Onun için geceden arefede sohbetim vardı. Belki dinlemişsinizdir. Tabii o kısa mesafede başka şeylere yer veremiyor. İşte aklımıza ne gelirse söylüyoruz. Ve hoca efendilere biraz çattım. Aklınızın ermediği şeye pek karışmayın dedim. Karışmayın. Bu sizin ölçünüze göre değil. Niye? Kevni hakikatlerle iktifa edip, dini hakikatlerle iktifa etmeyenler, Peygamber Efendilerimizin tabiinden sayılmazlar. Siz kevni hakikatlerle iktifa ediyorsunuz. Tenzih ederim tabii. Dini hakikatlere doğru yönelenler, evet Allah adetlerini artırsın. Ben kül olarak konuşuyorum. İlim tamam değil. Kevni hakikatlerle tamam değil. Sen aşk-ı ilahiden yaratıldın. Aşk deryasında yüzemezsin kendi bulaşlarınla. Evet, bir varis-i nebiye muhtaçsın. Onun için mutlaka elinden tutacaksın.
bir nedim-i ilahiye muhtaçsın. Tertib-i ilahidir bu. Senin amelanın, memelanın tertibi değil. Sahte şeyhlere bakıp da hüküm verme. Allah-u Teala Hazretleri seni mahrum etmemek için bu devirde gelen insanları daha namütenahi mahrum etmemek için tertib-i tenzim-i ilahidir bu. Tanzim-i ilahidir. Bir yeryüzüne nice nice ayetler indirdik. Biz arza nice nice ayetler indirdik. Ama bunu kamil insanlar görür. Bunu aklı selim insanlar görür. Her insanlar gibi değil. Ve insanların, avamın da anlayacağı şekilde hitap ediyor Hazreti Allah. Görmüyor musunuz? Biz dağları nasıl yaptık? Görmüyorsunuz denizlerde deyimleri nasıl yüzdürüyoruz? Görmüyorsunuz kuşlar kanatlarını nasıl çırparak Allah'ı zikrediyorlar? Neden sen gafil oluyorsun? Evet. Görmüyor musunuz diyor Hazreti Allah. Onun için Hazreti Kur'an Allah'ın tensip ettiği, tertip ettiği nizam-ı alemdir. Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın kelamıdır. Biz arza nice nice ayetler indirdik kitabı. Esas olan ayetler, Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayetler beyinattır, onun ifadesidir. İzah tarzıdır diyor ulema. Gerçek ulema tabii. Hala ben size şah damarlarınızdan da, şah damarınızdan da yakınım diye tefsir edenlere değil, min hablim veredin manasını idrak eden ulemaya hala diyorlar ki size şah damarınızda ya Hazreti Allah bir tek bu damarla mı ilgili? Başka vücudumun bir tarafını ilgilendirmiyor mu? Sen ne söylediğini bilmiyorsun ki. Evet Allah kusurumuzu affetsin. Öyle zannettik, öyle geldik. Ama şimdi yemiyorlar. Artık tenikeli sandığa gelin olacak kız kalmadı piyasada. Yapma bunu. Yatak odası istiyor şimdiki kızlar. Gelin olmak için. Yakışmadı mı buraya? Yakıştı bak gibi. Niye yakışmasın? Min hablim verit. Ben size verit damarından da yakinim. Buyuruyor Hazreti Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da. Tıp bugünkü tıp. Profesörler ifade ediyorlar. İnsanın vücudunu verit diye damarlar ihata etmiştir. Her zerrede mevcuttur. Hatta insanın bağırsaklarında dahi verit damarı mevcuttur. Hazreti Allah buyuruyor ki ben size onlardan da yakinim. Hadi şimdi bir şah damarını düşün. Bir de min havlin veridi düşün. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan inşallah tefsir olacak zamana göre. Her kısımdan selahiyetli kişilerin mevcudiyetiyle bir astronomum lazım, bir tıbbiyeci lazım, bir fen insanı lazım, doktor, evet hepsi lazım. Sanatkarı lazım, şeyhi lazım, hocası lazım. Tabii. Kur'an inşallah zamana göre böyle tefsir olacak. Ümit ediyoruz. İçtihat kapıları kapanmayacak. Yeniden açılacak inşallah. Kaybettiğimiz yönleri telafi için çalışacağız. Çalışacağız. Çalışacak. Medar-ı iftiharımız ulema. Allah ilimlerini âli kılsın. Kimseyi suçlamıyoruz. Tedrisatı böyle aldılar. Ama bu tedrisatın zamanı çoktan geçti. Atalan Üsküdar'a gitti, geçti. Üsküdar'a geçti Atalan. Sen daha hala uyuyorsun. Ya öyle değil mi? Şimdi aya çıktılar. Gerçek. Olur mu? Güneye gülüyorsun. Yaptıkları cihazın düğmesine basmayı beceremiyorsun. Bir de istisnayla gülüyorsun. Değil mi? Evet. Aradan o kadar açık mesafe bıraktık ki
Muarız milletler seviyesine çıkmak için kolay değil. Rabbim eriştirsin bizlerden inşallah. Uşaklıktan, kölekten kurtarsın. Böyle manasız yere kafir gavur, kafir gavur dilimize doladık. Rabi Edevi Hatun'un dediği gibi, nereye gidiyorsun ya Rabi, eline baltayı aldığında, akşam sohbetimde de bahsettim. Nereye gidiyorsun ya Rabi, eline baltayı aldığında, cenneti cehennemi yıkmaya geçiyorum, o nasılsınız ya Rabi? Ümmeti Muhammed'i kurtaracağım. Cennetlerini, cehennemini yıkayım. Mecazi tabii bunlar. Arif nasıl anlatır insana? Arife eşyada esma görünür. Cümle esmadan müsemma görünür. Bu niyaziden de Mevla görünür. Adem isen sümme ve çullahı bul. Kan da baksan o güzel Allah'ı gör. Derinceden mi? Değil. Evet, kanda baksan o güzel Allah'ı gör. Bu dünyada ama, ahirette ama, görmüyorsa değil mi? Bu dünyada ama, ahirette ama. Biz ya Rabbi dünyadayken görüyorduk diyecekler, bizi niye ama olarak haşrettin? Siz dünyadayken de amaydınız, gerçeklere gözleriniz kapalıydı. Bir kurur kibir uyup ihata etmişti sizi. Ehlini de dinlemiyordunuz. Evet. Bu ecdadımızın uydurmasından başka bir şey değildir dediler Peygamber Efendimiz'in kitaplarına. Kur'an, Hazreti Allah'ın emirlerini tebliğ ediyordu. Müşrikler öyle dediler. Bunlar eskilerin uydurduğu hikayeden başka bir şey değil. Göreceksin. Yazık. Ki Allah affetsin. Onun için Hazreti Allah bir ayet-i kerimede buyuruyor ki, bakın ferahlatıyorum. Çünkü vazifem bu. Bütün ulemanın vazifesi bu. Yanlış yolları anlatacak, seni o dar çerçevede bırakmadan feraha çıkaracak. Allah'tan kaçınmayacak. Bu ilmi istiyoruz biz şimdi, onu arıyoruz. Ve ulemaya da rica ediyoruz. Ne olur, kaçırmayın. Hazreti Allah ne buyurur Habibim? Bismillahirrahmanirrahim. Onlar istihza etmedikçe, yani hani nerede Allah'ın gazap, bundan bahsediyorsun? Nerede kaldı, niye gelmedi? Bunu kısa kesiyor da, hatta Müfessir İzam Efendimiz'in fazla üzerinde duramamış. Fakir pek hoşuma gitti. Evet, dikkat. İnşallah bunları yazacağım, ufak broşürü alacağım. İnşallah Rabbim ihsan ederse. Şimdi bilgisayarla çalışıyorum. Rabbim muvaffak ederse. İlk yazımı da böyle yazdım, getirdim. Şimdi size hitap ediyorum. O binmek gibi olmasın. Onlar bu şekilde istiza edip de seni rahatsız etmiyorlarsa, sen o küfürde olanları kullarıma söyle de, inanın kullarıma söyle, affetsinler, bağışlasınlar. Allah Allah, aman ya Rabbi. Çok dikkat, rica ediyorum. İnanan kullarıma söyle de bağışlasınlar onları. Haddi aşmıyorlarsa. Hani nerede diye böyle istiza etmiyorlarsa. Çok dikkat edin. Rabbim rahmetim gadabımı örtmüştür buyuruyor. Namütenahidir Hazreti Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rahmeti. Şuraya aldığım notlardan da yine bahsedeyim size. Kalbi gözyaşları suladığın zaman, kalbi gözyaşlarınla suladığın zaman, yüzünü değil kalbini, gözyaşlarıyla suladığın zaman duanı, yaptığın duayı kainat bilir. Aman ya Rabbi. Bak ölçü veriyor Hazreti Allah. Kalbini gözyaşlarıyla suladığın zaman,
kalbini, yüzünü değil. İçin kan ağlıyor diyor, derler ya. Suladığın zaman değil, bütün kainat o yaptığın duaya muttalidir. Çünkü bir alemi suluyorsun Allah'ın rahmetiyle. Evet. Ama aklı defesinden bir karış yukarıda olanlar bilmez bunu. Eşref-i saat o saattir. Elinde değil çünkü. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün, nasıl ölürsen öyle kalkarsın. Eğer buna muttali değil de hayatını Allah'ın tertibine göre tanzim etmiyorsan, gözyaşlarını nasıl kalbini yıkayacaksın? Dışarı bile çıkaramıyorsun mübarek. Demek ki körtenleri tersine döndüreceksin kalbine doğru. Zaten o öyle olur. Öyle olur. İşte Yakub Aleyhisselam'a oğulları baba ne olur bizim için istiğfar et dediler de olur ederim dedi. Edivermedi. Niye? Bu gözyaşlarını bekledi işte. Kalbi yıkayan gözyaşlarını. Evet. Eşref-i saat. Miraç. Allah cümlenizi ihsan etsin. Dikkat edin yavrum. Bak başka zor bir şey değil bunlar. İslam yaşayacağız. Fakat şurayı tekrar ediyorum ki senin İslam'ı yaşaman başkalarını hakir görmek İslam'ı yaşatmıyor sana. Zalimlik yapıyorsun. Dünyaya bütün kafir gavur diyerek nereye gidiyorsun? Nasıl örneksin sen? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki kişi Kur'an üzerinden izah ediyordu da bunları sizi Kur'an okumaktan ikinizi de men ediyorum bundan sonra. Zira Kur'an nizah kavga için gönderilmedi. Kardeşlik için gönderildi. Kardeşlik. Kişi mümin olmadan cennete giremez. Birbirini sevmedikçe mümin olamazsınız. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olunuz buyuruyor Hazreti Resulü Ekrem Efendimiz. Dikkat! Allah'ın kulları, bütün alemde ne kadar yarattık varsa, ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir olduk ki kardeş, kafı bir komşuyla düşmanız. Evladıyla anası babası düşman. Evlat düşman. Niye? Okuttuk. Nerede okuttuk? Daha icazet eline alır almaz, ondan da bahsettim akşam televizyonda. İcazeti eline alır almaz, lan ana sen kafirsin ki ya, baba sen de gavursun. Dişinden tırnağından artırdık da okuttuk. Ya, hani gariban yaşlı bir zat evladını okuttu da, çok anladım bunu da, çok zevk alıyorum, siz de alın. Köye gidiyorlar, icazeti eline almış. Adam sıkıştı. İhtiyarlık tabii. Fazla gidemez. Oğlum sen yürüyor da ben şu çalının düğümde biraz işim var dedi. Oğlu okudu ya şöyle baktı. Kitaba uygun değil, sünnete uygun değil. Baba ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum oğlum? Orası kıble baba. Allah'tan korkmuyor mu? O tarafa doğru yapılır mı? Adam hay Allah razı olsun oğlum meyik okuttuk bak biz günahı çok işliyorduk falan dedi başka cihete döndü orası şark baba orası garp baba orası şimal baba orası cenup baba adam yere yapmaya kalkıştı orası şehidâ kanlarıyla sulandı baba bütün şehitlerin kemiklerini sızlatıyorsun cihat kalmadı adam arkası yattı yukarı doğru verdi o da üstüne geldi üstü başı berbat oldu. Hadesten taharet, necasetten taharet var ya, namaza kılamaz. Zavallı perişan oldu. Ve yan ayakla dedi ki, okutmaz olaydım seni. Okutmaz olaydım seni. Ben bu işi ne kadar rahat yapıyordum sen yokken. Lan nereden okuttum? İyi dinliyor musun beni? Muhterem kardeşlerim.
İnşallah dünyaya haykıracağım bunları. Zaman gelecek. Ya edebinizle bu insanları Allah'tan kaçırmayın. Götürün. Kardeşlik bağlarını bağlayın. Hep birbirine kafir gavur dedirtmeleri bırakın. Ondan sonra Allah'a halis kul olmaya çalışın. Ben başka bir şey demiyorum. Yaramız bu. Hastalık bu. Tedavisi mümkün. Ney mümkün? Hurafalardan bir atlardan sıyrıl. Ondan sonra Allah'tan daima rahmet iste. Her şey Rabbimin yedi kudretinde. Sana eza olsun diye yaratmadı Hazreti Allah. Benim rahmetimden istifade etsin kullarım diye halketti. Onun için dikkat et, haddi aşma. Allah'a sadık, sadık kullardan olunuz. Evet, Hazreti Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da siz sadıklarla beraber olunuz buyuruyor. Benim rahmetimi istiyorsanız sadık kullarımla beraber olunuz. İsmi sadık değil, ismi de sadık olabilir, sadık olsun da. Kandırmayalım kendimizi, aldatmayalım. Kardeşlik, komşu hakkı biliyorsunuz izahı mümkün değil. Komşu hakkına riayet başta geliyor. İnsan hakkına. Ya ben onu akşamdan da bahsettim. Eğer layıklık dediğiniz dinsizlikse yorman kendinizi. Hiç kabul ettiremezsiniz. Bu millet dindardır, Müslümandır. Allah'ın Resulünü bilir mi o millet? Siz hiç kendinizi yormayın. Ona muvaffak olmanın imkanı yok. Eğer insan hakları ise zaten dinimizin icabı bu. Biz bunu iyi biliyoruz sizlerden. Dinsiz bir şey bilmezken biz yaşıyorduk onları. Şeddeli. Onun için şimdi Merd-i Kıpti Seccat arz ederken silkatini söylerse geçtin karşımıza, ahkam kesiyorsun. La ilahe illallah diyen Müslümandır, kardeşimizdir. Kanı katli haramdır. Hey canım, sonunda deyiveririm. Dedirirler. Dedirirler. Dediriyorlar. Bir bakıver bir. Bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle kalkar huzur-u ilahiye. Dedirmiyorlar, şahidim. Şahidim, yaşıyorsan diyorsun. Niye derviş devamlı boyun Allah'ı zikrediyor? La ilahe illallah, la ilahe illallah. Deli mi bu? En akıllı insan o. Hayrını şerrini biliyor. Dışarıdan ayıplıyorlarmış. Cehennemin dibinde ayıplasınlar. Neye ayıplıyorsun? Akıllı insanlar, Allah'ın rahmetine nail olmuş insanlar. Hazreti Allah öyle buyuruyor. Onlar öyle mübarek kullarımdır ki onların yanına şaki gelmez. Ehl-i Tevhid'den bahsederken Hazreti Allah, Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri öyle buyuruyor. Hadis-i Kutsi bunlar. Efendim, Hadis-i Buhari'nin 12. cildinde Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimden mervi iki hadis var bunda yan yana. Peygamber Efendimiz bahsediyor, anlatıyorlar. Onun için onlar öyle mübarek, muhterem kullarındır ki onların yanına şakî gelmez. Ben de korkuyorum derviş olurum diye. Kork kork. Olur. Aklın yok ki. Fikrine zarar olsun. Evet. Dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, sen derviş olamazsın diyor koca Yunus. Ama o zamanını söylüyor, şimdi değil. Şimdi Yunus Emre dergahlarda aşık atamaz artık. O seyfiyetten geri kaldı, tayını kurudu. Her zamanın sanatkarı ayrı, her zamanın hocası, şeyhi ayrı. Bak Hazreti Allah her zamanın peygamberini de ayrı kıldı. Her zamanın. Binlerce peygamberin gelmesinin anlamı bu. Yoksa Hazreti Allah niye karıştırsın kulların kafasını? Bir tek peygamber gönderdi, hepiniz buna tabi olacaksınız dedi. Hayır, değil. Ama biz öyle yapıyoruz ki, öyle diyoruz. Hazreti Resulullah Efendimiz geldi, bütün peygamberler iptal oldu. Değil, değil. Küfre buradan gidiyoruz. Buradan karıştırıyoruz işi.
Hiçbir semavi din ikinci din geldiği zaman ilkini iptal etmez. O da mevcuttur, o da mevcuttur. İnsanın şeyine bırakmıştır. Şuuruna, imanına, görüşüne. Hazreti Allah en güzeli gel. Bu zamana göre yaşamak istiyorsan Hazreti Resulullah'a gel. Ama ben gönül verdim dedi bana papazın birisi. Gönül verdim İsa Aleyhisselam'a. Hazreti Muhammed'i de tanıyorum, kabul ediyorum, hak peygamberdir. Ama ben İsa Aleyhisselam'ın şeriatı üzere gidiyorum. Hadi kavurdu bakayım bunu. Kavurdu bakayım. Aklın o kadar eriyorsa Allah imanın korusun. İman. Çünkü la ilahe illallah diyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. İlla Allah vardır diyor. Anlatamıyoruz bunu zamanın insanlarına. Düşman oluyorlar. Hele kenara doğru çekildiğin zaman hiç bahsetme bundan, öldürüverirler adamı. Niye? Allah bu cehaletten korusun. Cehalet başlar. Cehalet, öyle değil mi? Hep öyle biliyorduk. Benim bundan 20-25 sene evvelki kasetlerimi dinlemeyin sakın. Hoca var idi hep. Cehenneme soktuk, cennete soktuk. Cehenneme, cennete bilirler bazı eski arkadaşlarım. Eski arkadaşlarım dediysem bayatlanmış demek değil yani. Çünkü eskidikçe tazelenir bu yolda insan. Kemalat olur. Evet. Bütün eşya durdukça eskir, değerinden kaybeder, derviş durdukça kemalatlanır, değerinin kat üzerine kat kor. İşte onun için derler ki Müslüman kocar kocar koç olur, kafir kocar da heç olur. Budur işte, anlamı budur. Evet. Allah rızasına muvaffak amellerle cümlemizi teşhis eylesin. Rabbim hakikatlerden ayırmasın. Daha var yazdığım da zamanımız pek yetmeyecek. Onun için kısa kesiyorum. Evet, tek kelime söylüyorum. Tekrar tekrar ediyorum. Akşamdan televizyonda da öyle dedim. En son sözüm. Kişi mümin olmadan cennete giremez. Birbirini sevmedikçe mümin olamazsınız. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Evet. Sen şu tariktendin, ben bu tariktendim. Senin şeyhin böyle, benim şeyhim böyle. Senin peygamberin böyle, benim peygamberim. Yarıştırıyor mu ya? Allah'ın elçisi hepsi. Rabbim bizlerinden ayırmasın, cümlesinden razı olsun. Evet. Onun için âmentü billahi ve melâketi ve kütübi ve rasûlî. Kitaplarına da inandım, resullerine de inandım. Ne zaman inandım? Bugün yine tekrar. Tekrar ediyorum. Dünün hikayesi değil haşa. İmanın şartı bu. Altı şart olmadıkça iman neşüne mağbulmaz. Evet, İslam'ın da şartı vardır. Ben Müslümanım, İslam'a girdim. Evet, İslamiyet doktorindir. Her semavi din İslamiyettir. Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor Hazreti Allah. Müslüman olunuz. İslamiyet üzere yaşayınız. Şeriki naziri olmayan Allah'ın, bir olan Allah'ın iradesine bağlanmak İslamiyettir. Lügat manası. İnşallah bunun için bu mevzuda bir eser, ufak da olsa bir şey yazacağız. Çalışıyorum şimdi aylardır. Maksadım ticaret değil haşa. Kendini göstermek de değil. İçim yanıyor bu mevzuda. Evet, içim yanıyor. Niye kulları, Allah'ın kullarını bu şekilde Allah'tan uzaklaştırıldı? Niçin birbirine düşman edildi? Gerekçe de gösteriliyor. Eğer öyle düşman edilmeseydi, bugün vatan elimizde kalmazdı, harp edilmezdi. Akşamdan şeyde de bahsettim. Televizyonda da bahsettim. Hemen bir ufak kriz olsun, efendim, başlar Serhat maçları vurmaya. Niye?
Aklını fikrini karıştıracak da düşman edecek seni karşıdakilere. Ya yapmayın bunu ya. Vatan tehlikeye düştüğü zaman hubbul vatan minel iman. İmanlı insan vazifesini müdriktir burada. Canına da mal olacaksa hiç şuur etmeden canını verir. Canı cananımı bütün varım alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Varımın senden ilahi bulun ancak emeli, değmesin mabudumun gözle namahrem eli. O ezanlar ki şehadetler dinin tebeli, ebedi yurdumun üstüne inlemeli. Diyen merhum Mehmet Akif cennet mekan, Allah'ın makamını cennet etsin. Vatan şairi, dindar insan. Onun için Peygamber Efendimiz öyle buyurdu, hubbul vatan minel iman. Vatanı olmayanın imanı zaafa uğramıştır. Evet, iman bağdaşmaz. Bakın dışarıdaki vatansız kardeşlerimizi imansızlıkla suçlamıyoruz da çok acınacak, Allah vatansız bırakmasın. Aklını kullanmazsan sen de vatansız kalırsın sonra. Rabbim korusun. Bunun sancısını çekiyorum bu abdi aciz. Dünya gözlaşmış, Türkler dünyada bulunduğu müddetçe bize hayat yok diyorlar. Bu intibayı verdik, mesulü bizleriz. Sen de hep bizi mesul ediyorsun. Evet, böyle korkuttuk. Mahalleye bir azgın canavarın birisi gelir, bütün mahalleli tedirgin olur. Şerli. Biz dünyaya öyle mi geldik? Hayır, hayır. Aslımız o değil. Aslımız efendiliktir, aslımız kardeşliktir. Eğer onlara deseydik ki, la ilahe illallah diyorsan kardeşim, benim kardeşimsin sen. Ama bak, aklı selim insansın. Gel, Hazreti Resulullah Efendimiz'e gelen şeriat-ı Muhammed'i bir tetkik et. Zamana göre ihsan edilmiştir. Daha cazip bulacaksın, daha mutmain olacaksın. Ama sen kafirsin, gavursun diye kimseyi getiremezsin. Canım okur vallahi seni. Arkadaşlarından birisi öyle demiş Hacı Bayram Camii'nde de. Sofu vardı, yaşlı. Yanındaki adam birinden, imamdan evvel secdeye gitmiş. Ne hadis vardır, merkep kafasına benzedir onun başına ama böyle dinmez ki. Daha selam verir vermez, lan senin kafan eşek kafasına benziyor demiş. Sofu. Senin kafan eşek kafası. Lan senin kafan da bilmem domuz affedersin kafasına benziyor demiş. Caminin içinde kapışmışlar, dışarı çıkmışlar. Şimdi iyi anlattı, kibarca değil mi? Kibarca anlattı. Onun için Hazreti Allah, Allah Huzur Cenab-ı Tekaddes Hazretleri Firavun'a Musa Aleyhisselam'ı gönderdiği zaman mülayimetle şöyle buyuruyor. Sen niye böyle kardeşini beraber secdeye koydun? Çünkü yok ki, kardeşlik yok. Çok rica ediyorum. Ekmek yanığı arıyoruz birbirimizle, bakıyoruz böyle. Nereden çatayım ben bu adama? Nereden kendimi göstereyim? Nereden alim olduğumu anlatayım? Muhakkak bir suçunu bulacaksın ki alim olduğunu anlatacaksın. Ya. Baba orası kıble diyeceksin de. Ha ha. He böyle ölçüler öyle. Evliyullah'tan bir zata sormuşlar. Niçin Beyazıt Bistami Hazretlerine mülaki olmuyorsun? Bırak demiş ya. O günah üzerinde gördüm. Nasıl gördün demişler. Bir gün kıbleye karşı tükürdüğünü gördüm. Şeddeli. Hani? Lan insan ne bilsin kıbleye namaz kılmıyor. Affedersin. Namaz kılmıyor ya. Efendi. Anıyorsunuz değil mi? Efendiden. Şimdi kıble. Yahu tükürürken de mi cihat arasın bu adam? Gelmiş ağzına bırakacak. Yani bu şekilde biz dini İslam'ı böyle göstere 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 yaşanmayacak hale getirdik. İşte ben her zaman anlatırım. Gençlere sorarım, yavrum seni ben namazda görüyordum camide. Niye şimdi göremiyorum? Yolda rast geliyoruz. Hocam sana gerçeği söyleyeyim mi? Çok muhabbetli çocuk.
Söyle tabii oğlum. Ben dediğiniz gibi namaz kılamıyorum. Onun için günah var, girmeyeyim dedim. Lan nasıl diyoruz da namaz kılamıyorsun? Valla hocalar diyorlar ki hiçbir şey düşünmeyeceğim diyorlar. Ben de her şeyi düşünüyorum. Lan gel gel, sana diyen o hoca hayatında acaba düşünmeden iki rekat namaz kılabilir mi? Yok. Sen atlasyon oğlum onlar, gel. İnsan fikirden düşünceden ibarettir ama zamanla kemalet oldukça Allah'tan daha hicap etmeye başlarsın, utanmaya başlarsın. Allah'tan gayrıyı gönlüne almamaya başlarsın ve derken evet miraç edersin. Şimdi birdenbire böyle tak diye gençlere bunu aklına hiçbir şey getirmeyeceksin. Gelir. Hem sahir zamanda gelmeyen namazda gelir. Hatta kaybettiğin bir şeyi bulamıyorsan diyor İmam-ı Azam Hazretleri. Kaybettin de bir şeyi bulamıyorsan hemen kalk ayağa, 100 rekat nafile namazına niyet et. Daha Allahu Ekber demeden şeytan aklına getirir senin. Niye? Gel ya, başım iş çıkaracak, 100 rekat namaz kılacak diye. Dayanamaz çünkü. Daha bir 100 rekat da getirir diyor. Dayanamaz çünkü. 100 rekat kılacak lan. Valla. Hani eve yüzsüz bir misafir gelmiş de efendim ev sahibi namaza durmuş ki yemek zamanı, yemek gelmesin diye geçsin demiş misafir. Öyle ya, namaz kılıyor artık durmayayım diye. Niyet ettim ya Rabbi işte kaza namazına demiş, 4 rekat öğlen namazı. Allah-u Ekber deyince misafir de ayağa kalkmış. Ben de bir senelik kaza namazına niyet ediyorum Allah-u Ekber demiş. Ev sahibi namazı bulmuş. Gel oğlum gel. Anlaşıldı. Geleceğin yok senin. Peki. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Fatiha'yı okudum da ondan sonra su içtim. Sakın yanlış anlamayın. Bazı hocaefendiler kürsüde Fatiha der, okumazlar onlar. Niye? Yakınlığı var çünkü Cenab-ı Hak'la. Öyle, onlar da mı okusun canım? Dinlemeyin böyle okumayan vaizleri. Kendi Fatiha diyor da okumuyorsa. Deyin hemen. İnşallah o günler gelecek canım. Şimdi bir şey diyemiyoruz. Hocanın birisi öyle dedi, şarlatandı biraz da. Hoca değildi, ismine hoca derlerdi. Cemaat ben ne desem amin diyorsunuz dedi. Desem ki şu imamın Allah belasını versin desem demeden daha amin diye bütün cemaat var. Yani Allah bu taklitçilikten kurtarsın inşallah. Evet, taklitle tahkik olur. Taklit yapmadan tahkike giremezsin. Mutlakadır da devam etmez bu taklit. Hele namazda işin mahiyetini anlayalım. Ne oluyor taklit edince? 850 sene zuhra ahır namazı kılıyormuş. Taklit başka bir şey yok. Yok böyle bir namaz. Yok. Akşamdan da söyledim. Yok. Allah'tan korkun. Ama dedikçe zırvalıyorlar. Evet. Sana kutkuluyor bu oluyor. Bir sürü haberler yeriyor. Ya yok böyle bir namaz. Namazın kaynağı ikidir. Kitap, sünnet. İcma kıyas olmaz namazda. Namaz olmaz olduk ismi. Hoca efendi burada bak başını sallıyor boyuna. Başka ikisinin üstünde başka bir şey yok ki. Ya kitapta varsa farzdır, zarınıza Hazreti Resulü Ekrem Efendimiz'e hitap ediyorsa vaciptir. Umma hitap ediyorsa bizim üzerimize farzdır namaz. Peygamber Efendimiz'e hitap ediyorsa bize vaciptir. Peygamber Efendimiz'e farzdır gece namazı gibi. Teheccüd namazı gibi. Efendim, bazı hasteler öyledir. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'da olmayıp da Peygamber Efendimiz'in kıldığı namazlar nevafil hükmündedir. Efendim, sünnettir. Bunun da ismi namazdır. Ama nafiledir. Nafile namazlardandır. Şimdi bunun dışında İmam Efendilerim şöyle bir namaz ihdas etmiş. Hayır! Muktedir değiller. Efendim filanca böyle bir namaz ihdas etmiş. Hayır. Allah'tan korksun.
Böyle selahiyeti yok kimsenin. Böyle bir selahiyeti yok. Peki nereden çıktı? 500 sene hicri, 500 sene. İmam Efendilerim dedi 250 sene sonra zuhru ahır namazı nereden çıktı? Allah kurtarsın inşallah. Allah Türk milletini kurtarsın. Zaten ümmeti Muhammed kılmıyor. Bir tek Türkler biliyor bunu. Çok çünkü takva vera sahibiyiz biz. Her şeyi hatmetmişiz, yutmuşuz. Ya onun için yedek parça götüreceğiz huzur-u ilahiye. Hazreti Allah sizin cumanızı kabul etmedim desin bir. Hele bir desin. Hemen Zuhru Ağrı, sen kurnazlık yapan da bizim aklımız yok muydu? Bak yedek parçayla geldik Zuhru Ağrı diye bir şey var ki. Vallahi hiçbir şey demem, gücün yetmez. Mi diyeceksin, gafil! Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'alem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Zaten çekim yapan efendim de öyle arz ediyordu geçen sefer. 15 günde bir çekim yapalım falan diye. Neyse. Lafı gelmedi. Bu arz ettiğim meseleleri kitap haline getiririm. İnşallah. Değil yalnız diye dünyaya sunmak bunun yaramızın kurusunda büyük bir başka ilacı yok. Tehlikeler baş gösteriyor. Nuhur etmenin evi tertip atalım inşallah. Rabbim yazdırız. Adil olur. Şimdi eve koşulum. Avcıdan kaçıyoruz. Ben dedim de başına kuma gömdüğü gibi yapmayalım. Başımı kuma gömüyordun ama doğulen gibi deve koşuyorsun. Işıldan kalmış. Neye gizleniyordun? Yalnız başını dönmek kâfiye mi? Değil. Evet. Şimdi tarif ettiğim gibi çıplar böyle şişerdik. Mahşivadan sıyrılarız. Her şeyi kalbimizden böyle tutmuş atarak. Allah için 15-20 yıldan hasreler alırsın. Evet. Sana hayat veren her şeyi veren Rabbim için. İçin ihlasla. Samimiyetle. İş olsun bir tane. Allah.
amara varuhu ve la ilahe gayruhu. Hu, ondan başka yoksa. Allah Allah. Evet. Fakat hiçbir şey ona benzemez. Çünkü zati sıfatlarının anlayışı da muhalefetleri bir havadistir. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Kul muhteder değildir, çekil verme, günaha girersin. Sonra sevdiklerini Allah için söv. Allah'ın taraf seversen kafir, işte küfre gidersin. Kulta tapmış olursun. Bazıları Allah korusun, beşeri ilahlaştırırlar. Evet, evet şeyhlerle ilahlaştıran pek çoktur, Allah korusun. Tabii, aklermez, hemen telafi etmeye çalışacak. Rabb-i Muhammed'sin, Allah kendisine eş ortak koşanları sevmez, helak eder. Kim helak eder? Şeyhını da helak eder, veriş de helak eder. Ama o farkına varmaz. Bilmez ki helak olduğunu, nasıl olduğunu. Ömrün hitap bulmayız, korkma, gözükmez de helak, o değil. Evet. Hani Yahudiler dediler ki, Allah'ın azabıyla korkuyorsun bizi de. Hani hiç de gelmedi. Hazreti Allah biliyor ki, onlar ben gözyaşını aldım. Artık benim için ağlayamayacaklar. O veya onlara yetmiyor mu? Demin sohbetimizde de bahsettik. Evet, kalbini Allah'ın hayranlığına olan gözyaşlarını da sunacağız. Kalbini sunacağız. Yüzüne değil, yüzüne de vurur da esas kalp. İçin ağlayacak. Ondan ayrı görmeyeceksin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İllallah, Allah, illallah. Allah, illallah, Allah, illallah, Allah, illallah, Allah, illallah, Allah, illallah, Allah. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiallah. Sallallahu aleyhi ve sellem.
Bismillahirrahmanirrahim. El-Ahiru Allah. El-Rabbi Allah. En kâne fî kalbihi Allah. Kimin kalbinde Allah varsa. Em'inhu üttâreyn Allah. Onun mutluluğu iyi yavrum müsaadet Allah. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهَا قَيْبُ اللّٰهِ كِمُنْ قَلْبِنْدَ Allah yoksa ne hasbun oldu dedi. Hasbun. Evet. Başta bir şey. Hasbun. Aynı Allah. Onun hasbun hakkında Allah'tır. Evet. Kesik kesik oku yok değil mi? Allah'ın kurusu. Onun için kalbimizde Allah'a çıkarmayacak. Nurumsuz. Maşallah, öyle bir olarak değil de, sahneye işte kalmayacağız. Ya Allah! 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 Allah!
الحق ليس الهادي إلا هو يا هو يا هو يا من حمه لا إله إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو يا هو يا هو يا من حمه لا إله إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو يا هو يا هو يا من حمه لا إله إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو يا هو يا هو يا من حمه لا إله إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو يا هو يا هو يا من حمه لا إله إلا هو بينهما برزخ لا يبغيان
İzam efendilerimizin dahi ruhlarına hediye edilerek Rabb'ın vasıl eyle. Amin. Andamla husus birimiz Sultanımız Gavsul-i Azam Seyyid Abdülkadir Geylani, Ebel Alemeyn, Seyyid Ahmed el-Kebir Rufari, Seyyid Ahmed el-Bedevi, Seyyid İbrahim el-Sudi, Şeyh Ebul Hasan el-Şazili, Şah-ı Nakşivan Muhammed Fahaddin Hazretlerine. Veysel Karani, Selman-ı Farisi, Hasan-ı Fasri, Habib-i Acemi, Davud-u Tahi, Maruf-u Gerdi, Sırr-ı Sagat-ı Cüneyd-i Bağdadi, Ebul Hayr, Ebul Vefa Hazretlerine. Şeyh Muhyiddin Arabi Şehzade Şirazi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, Şems-i Tebrizi Sultan-ı Ulema Hazretlerine, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Beyazid-i Vestan-ı Veli, Şehri Şaban-ı Veli, Taceddin Sultan-ı Veli, Hazreti Zedret-i Uşak-ı Yusuf-ı Yusuf-ı Emerdi, Kerem-i Gazi, Übeyd-i Gazi, Sonu-i Ruhu, Yusuf-ı Ahmet-i Nisan-ı Hazretlerine, ve Hüseyin-i Gazi Hazretlerine, Ahmet-i Seyir, Şehrimiz, Üstadımız, Maraş'ta Seyir-i Gazi Sezai Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Zorun Hacı Bekir Baba, Hacı Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Hacı Bekir Efendi, Muhammed Mesel Efendi, Ali Sami Efendi, Mahzen Ali Efendi, Dilan Ali Efendi, Çelikler Ali Efendi, Süleyman Ali Efendi, Cumay Efendi, Çelikler Ali Efendi, Kıbrıs 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 Ali okunan Kur'an-ı Azim-i Şan'ın hükmetine, okunan kelime-i tevhid, tavsa-i celal, getirilen selat-ı selam hükmetine, Rabb'im cümlemizi iki cihanda aziz, zekerat-ül mevhûmda Allah ahsan eylesin, kabirde, haşırda, neşırda Allah yardım eylesin, şeytan-ı alim-i alemin şerrinden, Rabb'im cümlemizi emin ve muhafaza eylesin, mesakir-i İslamiye berran bahran ve hevaen selametler ihsan eylesin, Hüccari Müslümine berran bahran ve hevaen selametler ihsan eylesin, Hüccacı Müslümine dahi berran bahran ve hevaen selametler ihsan eyleyip, gidenlere tekrar gitmeyenlere en karibi bir zamanda helal mal ile gidip gelmek Rabb'im cümlemize nasip ve mühsel. Hükümeti Cumhuriyetimizi İslamiyet üzere adli ihsan ile faidar eyleyip, devlet adamlarımızı mülk ve millet hakkında, dinimiz, imanımız hakkında hayırlı kararlar alıp tatbik etmelerini nasip ve mühsel eyleyip, beldemizi ve cümlelerini, afat-ı semaviye, afat-ı araziye, kaht-ı bela, tahun-ı vebada, sel felaketinden, deprem felaketinden Rabb'im emin ve muhafaza eylesin. Ordularımızı havada, karada, denizde, her yerde ve her zaman düşmanlarımız üzerine mensup eylesin. Askerlerimizi inanmayan konuşanlara teslim edin. Derdilere, yavrara, korkulara, hastalara şifa nasip edin. Kararlarında sıkıntı yapmamışlar. Allah yapmış. Allah'ım bana fena hayatını yaptı. Dünyaya sanırım. Hayırların fethi, şerlerin de fiyici, bütün alemin sahibesi Rabbim. Allah-u Teala hazırlıklarının rızayı şerifi için, Celle ve Aleyhi Fatiha ve As-Salat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Evet.
Thank you.